Merhaba Hatice ile Örgü Keyif izleyicileri. Bugün sizlerle 6 aylık bebekler için küçük, sevimli, güzel bir yelek öreceğiz. Yeleğimizi örmek için bir yumak ip yetmiyor. 1,5 yumak ipimiz var. 3,5 numarada şiş kullanacağız. Yeleğimizin önü için 40 ilmek olarak başlıyoruz. 40 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde 14 sıra çift lastik olarak örüyoruz. Çift lastikten sonra ön pat için 6 tane ilmeğimizi yine çift lastik olarak örmeye devam ediyoruz. Sonra yeleğimizin tam ortasında 14 tane ilmeğimizde çift lastik örerek sahte cep görüntüsü veriyoruz. Sahte cep görüntüsünü tamamladıktan sonra yine ön pat için 6 tane ilmeğimizi çift lastik olarak kalan 34 tane ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde koltuk kısmına kadar örüyoruz. Koltuk kısmına gelince ilmeklerimizin hepsini çift lastik olarak örmeye başlıyoruz. Koltuktan tek tek 9 tane ilmek kesiyoruz. Yeleğimizin önünden yaka kısmından tek tek 13 tane ilmek kesiyoruz. Yeleğimizin önünde 18 tane ilmeğimiz kalıyor. 18 ilmekle yeleğimizin önünü tamamlıyoruz. Yeleğimizin arkasını 72 ilmek olarak başlıyoruz. 72 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde 14 sıra çift lastik olarak örüyoruz. Çift lastikten sonra düz örgüye geçiyoruz. Yeleğimizin arkasını 72 ilmekle koltuk kısmına kadar düz olarak örüyoruz. Koltuk kısmına gelince ilmeklerimizin hepsini çift lastik olarak örmeye başlıyoruz. Koltuklardan 5'er tane ilmek kesiyoruz. Yeleğimizin arkasında 62 tane ilmeğimiz kalıyor. 62 ilmekle de yeleğimizin arkasını tamamlıyoruz. Yeleğimizin örgüsüne başlamadan önce şöyle yeleğimin büyüklüğünü ölçmek istiyorum sizler için. Yeleğimizin eninin genişliği 28 santim genişliğinde oldu. Yani beden etrafı 56 santim genişliğinde. Omuzdan itibaren boyunu da ölçelim. Omuzdan itibaren boyu da 34 santim uzunluğunda oldu. 6 aylık bebeklere rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Şimdi yeleğimizin yapımına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için kartopu, bambu, sakronun 100 gramı 220 metrelik mavi renkte ipim var. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Yeleğimizin önü için şişime 40 ilmek olarak başladım. 40 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak öreceğiz. Kenardan 2 ilmek tersle başlayalım. 1 2 2 ilmek tersten sonra 2 ilmek düz. Tekrar çift lastik için 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bu ördüğümüz ilk sıra örgünün ön yüzü oluyor. Örgünün ön yüzünde çift lastik için 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örüyoruz. Şişimizde 40 tane ilmeğimiz var. 40 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz örerek birinci sıramı tamamlıyorum. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne, ikinci sıramıza. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Örgünün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimizi tek tek ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz.
İki ilmek ters, iki ilmek düz, lastik örgü örgüyü toplar. Örgümüz toplanmasın diye. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizi ters olarak bölüyoruz. Örgünün arka yüzünden de örgümüz bu şekilde görünüyor. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne, 3. sıramıza. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde kenardan 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz. Şöyle örgümde göstereyim. İlmeklerimiz çıkmaya başladı. Kenardan 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek ilerliyoruz. Devam edelim. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Şimdi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. Üçüncü sıramızda örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar geldik. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne, 4. sıramıza. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmekler ters olarak örülecek. Şöyle örgünün arka yüzünden de örgüm bu şekilde ters örgü olarak görünüyor. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyorum örgünün ön yüzüne, 5. sırama. Bu şekilde örgümüzde önlü arkalı sıraları saymaya devam edeceğiz. Şu anda 5. sıradayız. Bakın ilmeklerimiz çıktı zaten. Kenardan 2 ilmek tersle başlıyoruz yine çift lastiğimize. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde örüyoruz. Şöyle örgümü de göstereyim. Bakın örgümüzde çıktı zaten, ilmekler belli oluyor. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlarken 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Şu anda 5. sıradayız. Sıraları da saymaya devam edelim. Bu şekilde 14 sıra lastiğimizi örelim. Lastiğimizi tamamlayalım. Yeleğimizin önündeki 40 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gittik. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek geriye geldik. Örgüme bu şekilde devam ettim. Önlü arkalı sıraları saydım. 14 sıra ördüm. Şöyle örgünün arka yüzünden baktığınızda ters örgü olarak görünüyor. Örgünün ön yüzünden baktığınızda da 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, çift lastik olarak görünüyor. Çift lastiğimizi 14 sıra ördük. Çift lastiğimizi tamamladık. Şimdi yeleğimizin önünde sahte cep görüntüsüne başlıyoruz. Önce ilmeklerimizi paylaştıralım. Şişimizde 40 tane ilmeğimiz var. Buradan sağ taraftan saymaya başlayalım. Sağ taraftan 6 ilmek sayalım. İlmekleri sayıyoruz. 2, 4, 6. Bu 6 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Burası ön batımız, yani düğme dikeceğimiz yer. 6 ilmek saydım. Buraya birinci işaretleyicimi taktım. Birinci işaretleyiciden itibaren, yani iğneden itibaren 10 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 tane ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Buraya da işaretleyicimi taktım. Buradan işaretleyiciden itibaren sahte cep görüntüsü için 14 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14.
Bu 14 tane ilmeğimizde yine çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz sahte cep görüntüsü için. Cepten sonra burada kenarda da 10 tane ilmeğim kaldı. Kenardaki 10 ilmeği de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 tane ilmeğimizde düz olarak öreceğiz. İlmeklerimizi bu şekilde paylaştırdık. Şimdi örgünün ön yüzünden başlıyoruz. 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örüyoruz. Burası ön patamız, yani düğme dikeceğimiz yer. Alttan gelen lastikleri hiç bozmayalım. 2 ilmek tersle başlayalım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Buradaki 6 tane ilmeğimizi lastik olarak ördük. Sonra düz örgüye geçiyoruz. İlmekleri saymıştık. İsterseniz sayabilirsiniz yine. 10 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sahte cep görüntüsüne sıra geldi. Sahte cep görüntüsü içinde 14 tane ilmeğimizi alttan gelen lastikleri hiç bozmadan 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak öreceğiz. 2 ilmek tersle başlıyoruz cep görüntüsüne. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son kez 2 ilmek ters. Bu şekilde 14 tane ilmeğimizde yine çift lastik olarak ördük. Burada sıra sonunda 10 tane ilmeğimiz kaldı. Son 10 tane ilmeğimizde düz olarak görüyoruz. Buradaki düz ilmekleri de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son 10 tane ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Yeleğimizin önünde ilmeklerimizi paylaştırdık. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başladık. 6 tane ilmeğimizi lastik olarak ördük. Sonra 10 ilmek düz. Sahte cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz çift lastik. Son 10 tane ilmeğimizde düz örerek sıramızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde 40 tane ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmekler ters olarak örülecek. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünden yine sağ taraftan 2 ilmek tersli çift lastiğimize başlıyoruz. Burada sağ tarafta 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örmeye devam ediyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 6 tane ilmeğimi çift lastik ördüm. Burada sahte cep görüntüsüne kadar 10 ilmek düz. Düz ilmekleri sayabilirsiniz. 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. On ilmek düz ördükten sonra sahte cep görüntüsüne sıra geldi. Sahte cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi alttan gelen lastikleri hiç bozmadan çift lastik olarak örmeye devam ediyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son kez 2 ilmek ters. Toplamda 14 tane ilmeğimi çift lastik olarak ördüm. Alttan gelen lastikleri hiç bozmadan. Son 10 tane ilmeğim kaldı. Son 10 tane ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. İsterseniz burada ilmekleri sayabilirsiniz. 10 ilmek düz.
10 ilmek düzümü ördüğüm sıramı tamamladım. Şöyle örgümü göstermek istiyorum sizlere. Örgümüz de epeyce çıktı. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzü hiç değişmiyor. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde bakın ilmeklerimiz çıktı zaten. Düz ilmeklerimizi düz olarak, ters ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edeceğiz. Örgünün ön yüzünden buradan sağ taraftan başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde 6 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örüyoruz. Bunu unutmayalım. 2 ilmek tersle başlayalım. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 6 tane ilmeğimizi çift lastik olarak ördük. Sonra cep görüntüsüne kadar 10 ilmek düz. İsterseniz ilmekleri sayabilirsiniz. Burada arada 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonra sahte cep görüntüsüne geliyoruz. Bakın şöyle cep görüntümüzde çıkıyor zaten. Burada da 14 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örüyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Son kez 2 ilmek ters. Bu şekilde çift lastiğimizde örüyoruz. Son 10 tane ilmeğimizde düz olarak örüyoruz. Kenardaki 10 ilmek düz. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Örgümüzü örmeye 40 ilmekle devam ediyoruz. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde 40 tane ilmeğimiz var. 40 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. Ön pat için 6 ilmek çift lastik. Sonra 10 ilmek düz. Burada sahte cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz çift lastik. Sıra sonundaki 10 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Bakın ilmeklerimiz çıktı zaten. İlmeklerimiz belli oluyor. Düz ilmeklerimizi düz olarak, ters ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. Örgümüze bu şekilde örmeye devam edelim. Yeleğimizin önündeki 40 tane ilmeğimi örerek örgüme devam ettim. Sayarken buradan lastikten itibaren önlü arkalı sıraları saydım. Lastikten itibaren 24 sıra ördüm. Şöyle santim olarak ölçeyim, santim olarak da söyleyeyim sizlere. Yeleğimizin önünü başlangıçtan şu ana kadar 10 santim uzunluğunda ördüm, cebimi tamamladım. Şimdi cep için ördüğümüz 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başlayacağız. Cep kapağı görüntüsü için. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlayalım. Ön pat için yine 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örelim. Burası hiç değişmiyor. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Sonra cebe kadar 10 ilmek düz. İsterseniz düz ilmekleri sayabilirsiniz. İsterseniz zaten baktığınızda da ilmeklerden belli oluyor. Burada 10 ilmek düz. Sonra cep kısmına geldik. Cep kısmı için 14 tane ilmeğimiz var. Bu 14 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Cep kapağı görüntüsü için ilmekleri sayalım. 14 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14. 14 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şöyle örgümü göstereyim. Cepteki 14 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Cep kapağı görüntüsü için. Sonra 10 ilmek düz yine. Burada kenardaki 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Düz ilmekler değişmedi. Sade cepteki 14 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzü de değişmiyor. Örgünün arka yüzünde 40 tane ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünü yine 40 ilmekle örmeye devam ediyoruz. Sadece burada cep kısmındaki 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başladık. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Burada cep kapağında haraşonun dişlerini sayalım. 3 diş haraşo olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Yeleğimizin önünde cep kapağı için 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başlamıştık. Örgüme bu şekilde devam ettim. Burada cep kapağında haraşonun dişlerini sayıyorum. 1, 2, 3. 3 diş haraşom oldu. Cep kapağında tamamladım. Cep görüntümüzde bu şekilde tamamladık. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Buradan sağ taraftan ön pattan başlayacağız. 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Düğme dikeceğimiz yer için. Kalan 34 tane ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlayalım. 6 ilmek lastik. Burası hiç değişmiyor. 2 ilmek terse başlayalım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 6 tane ilmeğimizi lastik olarak ördük. Burada şişimizde 34 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 34 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Cep kapağı görüntüsünde tamamladık. Düz örgüye geçiyoruz. Kalan 34 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Koltuk kısmına kadar bu şekilde öreceğiz. Bakın cep kısmına geldim. Cep kısmındaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Dönüyorum örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde sahte cep süslememizi tamamladık. Düz örgüye geçtik. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. 6 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örüyoruz. Kalan 34 tane ilmeğimizi de düz örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Arada ilmekleri de sayalım. Şişimizde 40 tane ilmeğimiz var. İlmeklerde artma eksilme olmasın. Şimdi yeleğimizin önünü 40 ilmekle bu şekilde koltuk kısmına kadar örelim. Yeleğimizin önündeki 40 tane ilmeğimi örerek örgüme devam ettim. Sayarken buradan cep kapağından itibaren önlü arkalı sıraları saydım. Cep kapağından itibaren 36 sıra ördüm. Şöyle santim olarak ölçeyim, santim olarak da söyleyeyim sizlere. Yeleğimizin önünü başlangıçtan koltuk kısmına kadar 22,5 santim uzunluğunda ördüm. Bu kadar uzunluk bizim için yeterlidir. Şimdi koltuk kısmına geldik. İlmeklerimizin hepsini 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde lastik olarak örmeye, sağ taraftan yaka kesimlerimize, sol taraftan koltuk kesimlerimize başlıyoruz. Yeleğimizin önündeki 40 tane ilmeğimi örerek örgüme devam ettim. Başlangıçtan itibaren santim olarak ölçtük. Başlangıçtan koltuk kısmına kadar
22,5 santim uzunluğunda ördük. Koltuk kısmına geldik. Şimdi buradan sağ taraftan 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte örerek yaka için eksiltmemizi yapacağız. Sol tarafta sıra sonunda da 7 tane ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte örerek koltuk için eksiltmemizi yapacağız. İlmeklerimizde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye başlayacağız. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. Burada kenarda 6 tane lastik ilmeğimiz var zaten. Bunları hiç bozmuyoruz. Bu 6 tane lastik ilmeğin 5 tanesini tek tek örelim. 2 ilmek ters ile başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sonra 2 tane ters ilmeğimiz var. 2 tane ters ilmeğin 1 tanesini örelim. 1 ilmek ters ördük. Toplam 5 tane ilmeğimizi ördük. 6. ilmeğimiz de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka için birinci eksiltmemi yaptım. Kenardan da toplam 6 tane ilmeğimi lastik olarak örmüş oldum. 6 tane lastik ilmeğimi hiç bozmadım. Şimdi devam ediyoruz. En son 2 ilmek ters ördük. Şimdi 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Şöyle örgümü de göstermek istiyorum sizlere. Bakın buradan sağ taraftan 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yaptık. Alttan gelen lastikleri hiç bozmadık. Sonra 2 ilmek düzle başladık. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. Devam ediyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğimiz kaldığında da koltuk için eksiltme yapacağız demek. Bunu da unutmayalım. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Şimdi 2 ilmek ters öreceğiz. Son 7 tane ilmeğimiz kaldı. Sıra sonunda önce 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Birinci eksiltmem oldu. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek daha ters. Şöyle göstereyim. Bakın iki tane ilmeğimizi düz örmüştük. Burada eksiltmemizi ters örerek yaptık. Birinci ters ilmeğimiz oldu. Bir ilmek daha ters ördüm. Sonra iki ilmek düz. Ve son olarak da iki ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde eksiltmelerimi de tamamladım. Yeleğimizin önünde koltuk kısmına gelince 40 tane ilmeğimiz vardı. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başladık. Zaten 6 tane lastik ilmeğimiz vardı. Bunları hiç bozmadık. 6 tane lastik ilmeğin 5 tanesini tek tek ördük. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yaptık. Eksiltmeden sonra kalan ilmeklerimizde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerledik. Burada sıra sonunda ilmekleri saydık. 7 tane ilmeğimiz kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek koltuk içinde eksiltmemizi yaptık. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters ördük. Burada da 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek birinci eksiltmelerimizi ve sıramızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Bunu unutmayalım. Eksiltmelerimizi her zaman örgünün ön yüzünde yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzüne döndük. Koltuk ve yaka için birinci eksiltmelerimizi yaptık. Şişimizde 38 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 38 tane ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün arka yüzünde her zaman ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve eksiltme de yok. Bunu da unutmayalım. Örgünün arka yüzünde kalan 38 tane ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim.
Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde yakadan ve koltuktan ikinci eksiltmelerimizi yapacağız. Sağ taraftan başlıyoruz yine. 5 tane ilmeğimizi tek tek çift lastik olarak örüyoruz. Alttan gelen lastikleri hiç bozmayalım. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğim de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka için ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada yine çift lastiklere başlıyorum. Şöyle buradaki orta kısımdaki alttan gelen çift lastikleri hiç bozmadan devam edeceğiz. Burada yaka için eksiltme yaptığımız için bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Eksiltmemizi yaptık. Bir ilmek düz. Sonra iki ilmek ters. İki ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Şöyle sağ tarafı yaka kısmını göstereyim. Burada sağ taraftaki 6 tane lastik ilmeğimizi hiç bozmuyoruz. Bunlar aynen devam ediyor. Kenardan 6 tane lastik ilmek bu şekilde devam edecek. 6 tane lastik ilmeği 5 tanesini tek tek örüyoruz. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapıyoruz. Toplam 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örmüş oluyoruz. Kenarı hiç bozmadan devam ediyoruz. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada çift lastiğe sadece 1 ilmek düzle başladık. 1 ilmek düz. Sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek ilerliyoruz. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. Devam edelim. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Ve sadece 1 ilmek düz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda da her zaman ilmekleri sayalım. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında da koltuk için eksiltme yapacağız demek, bunu da unutmayalım. Bakın burada kenarda da 6 tane çift lastiğimiz var. Burada kenardaki 6 tane çift lastik de hiç bozulmayacak. Yani sağ taraftaki 6 ilmek ve sol taraftaki 6 ilmeği hiç bozmadan çift lastik olarak devam edeceğiz. Burada orta kısımdaki çift lastiklerden ilmekler eksilecek, bunu da unutmayalım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Burada sıra sonundan ilmekleri sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim kaldığında ters örerek eksiltmemi yapıyorum. Bunu da unutmayalım. Sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk içinde ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şöyle sol tarafı da göstereyim. Bakın burada sol taraftaki 6 tane lastik ilmek hiç bozulmayacak. Bunlar aynen devam edecek. Burada orta kısımdaki çift lastiklerden ilmek eksilterek örgümüzü öreceğiz. Şimdi ikinci eksiltmelerimizi tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde yakadan ve koltuktan üçüncü eksiltmelerimizi yapacağız. Bu şekilde örgünün ön yüzünde tek tek ilmek eksilterek örgümüze devam edeceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. 6 tane lastik ilmeğimiz var. 5 tanesini tek tek örüyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sonra 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğim de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka için 3. eksiltmemi yaptım. Ve yaka tarafındaki sağ taraftaki 6 tane ilmeğimi yine çift lastik olarak örmüş oldum. Buradaki 6 tane lastik ilmeği hiç bozmuyoruz. Aynen devam ediyoruz. Sonra orta kısımdaki çift lastiklere sıra geldi. Bakın burada hemen önümüzde 2 ilmek tersle başlayacağız.
En sonunda da iki tane ters örmüştük. Şimdi de iki ilmek ters öreceğiz. Burada toplamda dört ilmek ters öreceğiz. Bu şekilde denk gelebilir. İlmekler tek tek eksildiği için bu şekilde denk geliyor. Şimdi üçüncü eksiltmemizi yaptık. Orta kısımdaki çift lastiklere başlıyoruz. İki ilmek ters. İki ilmek düz. Tekrar iki ilmek ters. İki ilmek düz. Şöyle sağ tarafı yaka kısmını göstereyim. Bakın burada kenardaki 6 tane lastik ilmeği hiç bozmadan devam ediyoruz. Bu kenardaki 6 tane lastik ilmek bu şekilde devam ediyor. Her zaman eksiltme yaparken de 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra orta kısımdaki çift lastiklerimize başlıyoruz. Şimdi 2 ilmek tersle başladık. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde örerek devam ediyoruz. Devam edelim tekrar. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir kez daha 2 ilmek ters. 2 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayın. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında koltuk için eksiltme yapacağız demek. İlmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim var. Sıra sonunda 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk içinde 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi de ters örerek yapıyoruz her zaman. Sonra 1 ilmek daha ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şöyle sol tarafı koltuk kısmına göstereyim. Sol taraftaki kenardaki 6 tane lastik ilmeğimizde hiç bozmuyoruz. Kenarlardaki 6'şar tane lastik ilmek aynen devam ediyor. Burada sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltme yaptıktan sonra 1 ilmek daha ters örüyoruz. Sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde yakadan ve koltuktan 4. eksiltmelerimizi yapacağız. Bu şekilde örgünün ön yüzünde ilmek eksilterek örgümüze devam edeceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlayalım. 6 tane lastik ilmeğimizi hiç bozmuyoruz. Bunlar aynen devam ediyor. Bu 6 tane lastik ilmeğin 5 tanesini örelim. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğim de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka için 4. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra orta kısımdaki çift lastiklerimize başlıyoruz. Alttan gelen çift lastikleri hiç bozmadan devam ediyoruz. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada 1 ilmek tersimiz kaldı. 1 ilmek tersle başlıyoruz. 1 ilmek ters. Sonra 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bir tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmek kaldığında koltuk için eksiltme yapacağız demek. Sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk içinde 4. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum.
Kenarlardaki 6'şer tane lastik ilmeği hiç bozmadan aynen devam ediyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün arka yüzünde eksiltme yok. Bunu da unutmayalım. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde koltuk kısmına geldiğimizde 40 tane ilmeğimiz vardı. 40 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örmeye sağ taraftan yaka kesimlerimize, sol taraftan koltuk kesimlerimize başladık. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. Önce 5 tane ilmeğimizi tek tek çift lastik olarak örüyoruz. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapıyoruz. Ve kenardaki 6 tane çift lastik ilmeğimizi tamamlamış oluyoruz. Orta kısımda da yine çift lastiklerimize devam ediyoruz. Burada sol tarafta sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar. 7 tane ilmek kaldığında. 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra 5 tane ilmeğimiz kalıyor. Kalan 5 tane ilmeğimizi 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Önemli olan şu kenarlardaki 6'şer tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edelim. Sanki kenarlarda şöyle bant varmış gibi görünecek. Bu kenarlardaki 6'şer tane çift lastiğimizi hiç bozmayalım. Şimdi yeleğimizin önünde bu şekilde örgünün ön yüzünde ilmek eksilterek örmeye devam edelim. Yeleğimizin önünde örgünün ön yüzünde sağ taraftan yaka için, sol taraftan koltuk için ilmek eksilterek örgüme devam ettim. Sağ taraftan yakadan 9 ilmek kestim. Sol taraftan koltuktan 9 ilmek kestim. Sol taraftan koltuktan 9 tane ilmek kestik. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. Sol taraftan koltuk için başka ilmek eksiltmeyeceğiz. Sağ taraftan ise yaka eksiltmelerimize devam edeceğiz. Yakadan 13 tane ilmek eksilteceğiz. Şimdi sağ taraftan yaka eksiltmelerimize devam edelim. Örgünün ön yüzünde sağ taraftan başlıyoruz. Önce 5 tane ilmeğimizi örelim yine. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğim ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka için 10. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra alttan gelen ilmekleri hiç bozmadan devam ediyoruz. Eksiltme yaptım. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın koltuk için eksiltme yapmadan geçtik. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle örgümü göstereyim. Sol taraftan koltuktan eksiltme yapmıyoruz. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. Yaka eksiltmelerimize devam ediyoruz. Sağ taraftan yaka için 10. eksiltmemi yaptım. Dönüyorum örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde sol taraftan koltuktan 9 tane ilmek kestik. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. Koltuktan başka ilmek eksiltmiyoruz. Sağ taraftan ise yaka eksiltmelerimize devam ediyoruz. Yine yaka için örgünün ön yüzünde sağ taraftan 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmelerimizi yapalım. Şu ana kadar yakadan 10 tane ilmek eksilttik. Yakadan 13 tane ilmek eksilteceğiz. Şimdi yaka için bu şekilde eksiltmelerimize devam edelim. Yaka eksiltmelerimizi 13 eksiltmeye tamamlayalım. Yeleğimizin önünde sol taraftan koltuktan 9 tane ilmek kesmiştik. Koltuk kesimlerimizi tamamlamıştık. Koltuktan başka ilmek eksiltmedim. Sağ taraftan ise yaka eksiltmelerime devam ettim. Yakadan tek tek 13 tane ilmek eksilttim. Yaka eksiltmelerimi de tamamladım.
Sol taraftan koltuktan 9 ilmek. Sağ taraftan yakadan 13 ilmek kesince şişimde de 18 tane ilmeğim kaldı. Bundan sonrasını 18 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Başka eksiltme yapmayacağız. Kalan 18 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çiftleştik. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yeleğimizin önünde kalan 18 tane ilmeğimizi yeleğimiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Yeleğimizin önünde koltuk ve yaka kesimlerimizi tamamladıktan sonra 18 tane ilmeğimiz kalmıştı. 18 ilmekle örgüme devam ettim. Sayarken buradan koltuktan itibaren ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. Koltuktan itibaren yukarıya doğru 22 diş haraşo ördüm. Yeleğimin omzunu 18 ilmekle düz olarak bitirdim. Yeleğimizin birinci önünü bu şekilde tamamladık. Önün bitmiş görüntüsü de bu şekilde görünüyor. Şimdi yeleğimizin birinci önünü tamamladık. İkinci önün yapılışına geçebiliriz. Yeleğimizin ikinci önü içinde şişime 40 ilmek olarak başladım. 40 tane ilmeğimizi yine çift lastik olarak öreceğiz. Burada sıra başından 2 ilmek düzle başlayacağız çift lastiğimize. Kenardan 2 ilmek düz. 1, 2. Sonra 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters şeklinde çift lastik olarak örüyoruz. Tekrar 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bir kez daha 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Son kez 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek düzle başladık. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar geldik. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümde yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzünde ikinci sırada ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne üçüncü sıramıza. Örgünün ön yüzünde ilmeklerimizi 2 ilmek düzle başlayarak çift lastik olarak örüyoruz. Kenardan 2 ilmek düzle başlayalım. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Şöyle örgümde göstermek istiyorum sizlere. Örgümüz ve ilmeklerimiz çıkmaya başladı. Kenardan 2 ilmek düzle başladık. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Örgünün ön yüzünde ilmeklerimizi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örerek sıra sonuna kadar geldim. 3. sıramı da tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzüne döneceğiz. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu arada şöyle birinci önde iğne taktığım yerler ilik yerlerim. Yeleğimizin önünde 4 tane ilik açacağız. Şimdi birinci ilik vaktimiz geldi. Burada örgünün arka yüzünde hemen sıra başında ilik açacağız. Şöyle örgünüzü yere koyun.
Burada örgünün sol tarafında kalacak şekilde iliğimizi açacağız. Örgünün arka yüzünde iliklerimizi açıyoruz. Şimdi çift lastik örerek sıra sonuna kadar geldik. Döndük örgünün arka yüzüne, dördüncü sıramıza. Örgünün arka yüzünde ilmekler ters olarak örülecek. Burada sıra başında ilk iliğimizi açacağız. İlik açarken kenardan 3 tane ilmeğimizi önce ters olarak örelim. İlmekleri sayalım. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra ilik için ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artmamı yaptım. Artmadan sonra sıradaki birinci ilmek ve ikinci ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Eksiltmemi yaptım. İlik açarken önce ördüğüm ipi sağdaki şişime doladım. Artmamı yaptım. Sonra iki ilmeği birlikte örerek eksiltmemi yaptım. Bu şekilde iliğimi de açtım. İliğimizi de açtık. Kalan ilmeklerimizi yine ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne 5. sıramızda. Bakın şöyle ilmeklerimiz çıktı. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik olarak örmeye devam ediyoruz. Kenardan 2 ilmek düzle başlıyoruz çift lastiğimize. 1, 2. 2 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Şöyle örgümü yakından göstereyim. Bakın örgümüz de bu şekilde görünüyor. Örgünün ön yüzünde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, çift lastik örerek sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün arka yüzüne dönelim. İlmeklerimizi ters örerek geriye gelelim. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Yine önlü arkalı sıraları sayalım. Lastiğimizi 14 sıraya tamamlayalım. Yeleğimizin ikinci önü içinde 40 tane ilmeğimiz. Örgünün ön yüzünde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, çift lastik örerek sıra sonuna kadar gittim. Örgünün arka yüzüne döndüğümde ilmeklerimi ters örerek geriye geldim. Bu şekilde örgüme devam ettim. Önlü arkalı sıraları saydım. 14 sıra ördüm. Lastiğimi tamamladım. Şimdi önleri ayarlayalım. Şöyle 2 tane önü yan yana koyun. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Birinci önde ön pat, yani 6 tane lastik ilmek sağ tarafta sıranın başındaydı. Burada ikinci önde ön pat, yani 6 tane lastik ilmek sol tarafta sıranın sonunda olacak. Önler şöyle üst üste bineceği için. Burada sol taraftaki 6 tane ilmeğimizi lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Yine ortaya da cep görüntümüzü kuracağız. Şimdi 40 tane ilmeğimizi sayarak paylaştıralım. Sağ taraftan saymaya başlayalım. 10 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmek saydım. Buraya birinci işaretleyeceğimi taktım. Burada sağ taraftaki 10 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Sonra sahte cep görüntüsü için 14 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Bu 14 tane ilmeğimizde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Buradan iğneden itibaren yine 10 ilmek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 10 tane ilmeğimizde düz olarak öreceğiz. Sol tarafta sıranın sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeği de sayalım. 2, 4, 6. Bu son 6 tane ilmeğimizde ön pat için çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi ilmeklerimizi paylaştırdık, örmeye başlayalım. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. 10 ilmek düz. İlmekleri saymıştık, isterseniz tekrar sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz ördükten sonra cep görüntüsüne sıra geldi. Cep için burada 14 tane ilmeğimiz var. Alttan gelen çift lastikleri hiç bozmadan aynen devam ediyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters.
2 ilmek düz. Son kez 2 ilmek ters. 14 tane ilmeğimizi çift lastik olarak ördük. Şimdi burada 10 tane ilmeğimiz var. 10 ilmeği düz olarak öreceğiz. Yine ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek düz ördükten sonra burada sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Son 6 tane ilmeğimizde alttan gelen lastikleri hiç bozmadan 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Yeleğimizin önünde 40 tane ilmeğimiz var. 40 tane ilmeğimizi örgünün ön yüzünden sağ taraftan başladık. 10 ilmek düz. Sahte cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik. Sonra 10 ilmek düz ve son olarak da ön pat için 6 tane ilmeğimizi çift lastik örerek sıramızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzü hiç değişmiyor. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde sağ taraftan başlıyoruz. 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İsterseniz yine tek tek ilmekleri sayabilirsiniz. Sağ taraftan başlayalım. 10 ilmek düz. 10 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada cep görüntüsüne sıra geldi. Cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir kez daha 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve son olarak da 2 ilmek ters örüyoruz. Toplamda 14 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örmeye devam ediyoruz. Cep görüntüsünden sonra burada ön pata kadar 10 ilmek düz. İsterseniz yine ilmekleri sayabilirsiniz. 10 ilmek düz. Yani sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Cep görüntüsünden sonra 10 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Burada sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Son 6 tane ilmeğimizde 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. Örgünün arka yüzünde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin ikinci önünde de 40 tane ilmeğimiz var. 40 tane ilmeğimizi paylaştırdık. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. Kenardan 10 ilmek düz. Sahte cep görüntüsü için 14 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik. Sonra 10 ilmek düz. Son olarak da ön pat için 6 tane ilmeğimizi yine çift lastik örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Bakın ilmeklerimizi çıktı zaten. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Burada cep kısmını lastikten itibaren önlü arkalı sıraları sayacağız. Cep kısmını 24 sıra öreceğiz. Bu arada şöyle birinci önde iğne taktığım yerler ilik yerlerim. Birinci iliğimizi burada açmıştık. İkinci iliğimiz de burada. Birinci ilikten itibaren şu ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. 12 diş haraşo örelim. Örgün arka yüzünde ikinci iliğimizi açalım. İkinci iliklerimizi unutmayalım. 12 diş haraşo arayla ilik açacağız. Şimdi yeleğimizin önünü bu şekilde
40 ilmekle şu cep görüntüsünü tamamlayalım. Buradan lastikten itibaren önlü arkalı sıraları sayalım. 24 sıra örelim. Yeleğimizin öndeki 40 tane ilmeğimi örerek örgüme devam ettim. Sayarken buradan lastikten itibaren önlü arkalı sıraları saydım. Lastikten itibaren 24 sıra ördüm. Şimdi cep görüntüsündeki 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başlayacağız. Cep kapağı görüntüsü için. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. Yine 10 ilmek düz. Burası değişmiyor. Kenarda 10 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonra cep kısmına geliyoruz. Cep kısmındaki 14 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İlmekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Şöyle cep kapağı görüntüsü olsun diye. Sonra 10 ilmek düz yine. Kenardaki 10'ar tane düz ilmek hiç değişmiyor. Aynen devam ediyor. On ilmek düz ördükten sonra sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde cep kapağı için 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başladık. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Burada ters örgülerde haraşonun dişlerini sayalım. 3 diş haraşo olana kadar bu şekilde örgümüzü örelim. Yeleğimizin önünde cep kapağı için cepteki 14 tane ilmeğimizi ters olarak örmeye başlamıştık. Örgüme bu şekilde devam ettim. Sayarken haraşonun dişlerini sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 diş haraşomuz oldu. Cep kapağımızı da tamamladık. Cebimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlayacağız. 34 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizi ön pat için yine çift lastik olarak örmeye devam edeceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlayalım. 34 ilmek düz. İsterseniz tek tek ilmekleri sayabilirsiniz. 34 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yani sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Yeleğimizin önünde cep kapağını da tamamladık. Bundan sonra düz örerek örgümüze devam edeceğiz. Koltuk kısmına kadar bu şekilde öreceğiz. Bu arada iliklerimiz var. İliklerimizi de açacağız. Şu ana kadar 2 tane iliğimizi açtık. 2 ilik daha açacağız. Yeleğimizin önünde yaka kısmına kadar toplam 4 tane iliğimizi açacağız. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başladık. 34 ilmek düz. Yani sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Son 6 tane ilmeğimiz belli zaten. Son 6 tane ilmeğimizi. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgümüze bu şekilde 40 ilmekle devam edeceğiz. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde cep sistemimizi tamamladık. Düz örgüye geçtik. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlıyoruz. 34 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki 6 tane ilmeğimizi ön pat için lastik örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz.
Örgümüze bu şekilde devam edelim. Buradan cep kapağından itibaren önlü arkalı sıraları sayalım. 36 sıramızı öreceğiz. Yani koltuk kısmına kadar 36 sıra öreceğiz. Bu arada iliklerimiz var. İliklerimizi unutmayalım. İkinci iliğimizi burada açtık. İkinci ilikten itibaren ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. 12 diş haraşo örelim. Örgünün arka yüzünde 3. iliğimizi açalım. 3. ilikten itibaren yine ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. 12 diş haraşo örelim. Örgünün arka yüzünde 4. iliğimizi açalım. Yeleğimizin önünde toplam 4 tane ilik açacağız. Şimdi yeleğimizin önünü 40 ilmekle 12 diş haraşo arayla ilik açarak koltuk kısmına kadar örelim. Yeleğimizin önünü 40 ilmekle örmeye devam ettim. Buradan cep kapağından itibaren önlü arkalı sıraları saydım. Cep kapağından itibaren 36 sıra ördüm. Koltuk kısmına geldim. Şimdi koltuk kısmına gelince ilmeklerimizin hepsini 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye, sağ taraftan koltuk kesimlerimize, sol taraftan yaka kesimlerimize başlıyoruz. Yeleğimizin önünü 40 ilmekle örerek koltuk kısmına kadar geldim. Şimdi ilmeklerimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye başlayacağız. Sağ taraftan 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte örerek koltuk için eksiltmemizi yapacağız. Sol tarafta sıra sonunda da 7 tane ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapacağız. Burada sol tarafta zaten 6 tane lastik ilmeğimiz var. Bunları hiç bozmayacağız. Bunlar aynen devam edecek. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan koltuk kısmından başlıyoruz. 2 ilmek ters ile başlayalım çift lastiklerimize. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sonra 1 ilmek ters. Sadece bir ilmek ters ördüm. Toplam 5 tane ilmeğimi lastik olarak ördüm. 6. ilmeğimiz de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için birinci eksiltmemi yaptım. Kenardan toplamda 6 tane ilmeğimi de lastik olarak örmüş oldum. Devam ediyoruz lastik ilmeklerimize. En son 2 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir kez daha 2 ilmek düz. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayacağız. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında yaka için eksiltmemizi yapacağız demek. İlmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim kaldı. Burada kenardaki 6 tane lastik ilmeğimizi de hiç bozmuyoruz. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca. Sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka içinde birinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi ters örerek yaptım. Bir ilmek daha ters. 2 tane ters ilmeğimiz oldu. Sonra 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı ve birinci eksiltmelerimizi tamamlıyoruz. Yeleğimizin önünde koltuk kısmına gelince 40 tane ilmeğimiz vardı. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan koltuk kısmından başladık. 2 ilmek ters ile başladık. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, sonra 1 ilmek ters ördük. Toplamda 5 tane ilmeğimizi ördük. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yaptık. Eksiltme yaptıktan sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde ilmeklerimizi örerek geldik. Burada sol tarafta sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar. 7 tane ilmeğimiz kaldığında
7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yaptık. Eksiltmeden sonra bir ilmek daha ters ördük. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Koltuktan ve yakadan birinci eksiltmelerimizi yaptık. Şişimizde 38 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan 38 tane ilmeğimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde koltuktan ve yakadan ikinci eksiltmelerimizi yapacağız. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan koltuk kısmından başlıyoruz. Önce 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz ilmeklerimize. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimizi ördük. 6. ilmeğimiz de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada çift lastiklerimize bakıyoruz. Burada çift lastiğimizde bir ilmek düzümüz var. Bir ilmek düzle başlıyoruz çift lastiğimize. Bir ilmek düz. Sonra iki ilmek ters. İki ilmek düz. Tekrar iki ilmek ters. Ve iki ilmek düz şeklinde çift lastiklerimi örüyorum. Şöyle örgümü de göstermek istiyorum sizlere. Örgünün ön yüzünden her zaman kenardan başlıyoruz. 5 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra çift lastiklerimize başlıyoruz. Burada çift lastiğimizde bir ilmek düz kalmıştı. Bir ilmek düzümüzü ördük. Burada kenardaki 6 tane ilmeğimizi, çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edeceğiz. Kenarlardaki bu 6 ilmek devam edecek. Bunlar hiç bozulmayacak. Burada orta kısımdaki çift lastiklerden ilmekler azalarak örgümüzü öreceğiz. Devam ediyoruz. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Şimdi 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir kez daha 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayalım. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında da yaka için eksiltme yapacağız demek. İlmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim kaldı. Sıra sonunda 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka içinde ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra bir ilmek daha ters. Sonra iki ilmek düz ve iki ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle sol tarafı da göstereyim. Sol tarafta kenarda da 6 tane çift lastik ilmeğimiz var. Bu 6 tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edeceğiz. Her zaman burada sıra sonunda 7 ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapacağız. Burada orta kısımdaki çift lastiklerden ilmeklerimiz eksilerek devam edecek. Kenarlardaki 6'şer tane çift lastiğimizi hiç bozmayacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi ilmeklerimizi örerek geldik. İkinci eksiltmelerimizi tamamladık. Döndük örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde koltuktan ve yakadan 3. eksiltmelerimizi yapacağız. Orta kısımda da bakın çift lastiklerimiz çıktı. Artık ilmeklerimiz belli. Düz ilmeklerimiz düz olarak, ters ilmeklerimiz ters olarak örmeye devam edeceğiz. Burada önemli olan şu. Kenarlardaki 6'şer tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edeceğiz. Sanki kenarlarda kemer varmış gibi bu 6'şer tane çift lastiğimizi devam ettireceğiz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan koltuk kısmından başlıyoruz. Şu 6 tane çift lastiğin 5 tanesini tek tek örüyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz.
İki ilmek ters. İki ilmek düz. Sonra bir ilmek ters. Toplamda 5 tane ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğim de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra burada yine çift lastiklerime başlıyorum. Burada çift lastiğimize 2 ilmek tersle başlayacağız. En sonunda da 2 tane ters örmüştük. Şimdi de 2 ilmek ters örüyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir kez daha 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayalım. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında yaka için eksiltme yapacağız demek. İlmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim var. Sıra sonunda 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Yaka içinde 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptıktan sonra 5 tane ilmeğim kalıyor. Kalan 5 tane ilmeğimi de bir ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şöyle örgümü göstereyim. Bakın örgümüz de yakından bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi önemli olan şu kenarlardaki 6'şar tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edelim. Sonra dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde koltuk kısmına geldiğimizde 40 tane ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizi çift lastik olarak örmeye sağ taraftan koltuk kesimlerimize, sol taraftan yaka kesimlerimize başladık. Örgünün ön yüzünde sağ taraftan koltuk kısmından başlıyoruz. 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 1 ilmek ters örüyoruz. Toplamda 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 6. ilmeğimiz de ters. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra orta kısımdaki ilmeklerimizi çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Burada sol tarafta sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar. 7 tane ilmeğimiz kaldığında da yaka için eksiltmemizi yapıyoruz. 7 tane ilmek kalınca 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters. Sonra da 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Bu şekilde örgünün ön yüzünden ilmek eksilterek örgümüzü örelim. Şu ana kadar 3 tane, 3'er tane ilmeğimizi eksilttik. Bu şekilde eksiltmelerimize devam edelim. Koltuk eksiltmelerimizi 9'ar eksiltmeye tamamlayalım. Yeleğimizin önünde, örgünün ön yüzünde sağ taraftan koltuk için, sol taraftan yaka için ilmek eksilterek örgüme devam ettim. Koltuktan 9 ilmek, yakadan 9 ilmek kestim. Sağ taraftan koltuktan 9 tane ilmek kesince koltuk kesimlerimizi tamamladık. Koltuktan başka ilmek eksiltmeyeceğiz. Sol taraftan ise yaka eksiltmelerimize devam edeceğiz. Yakadan biliyorsunuz 13 tane ilmek eksiltiyoruz. Şimdi örgünün ön yüzünde sağ taraftan koltuk kısmından başlıyoruz. Yine 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Bakın koltuk için eksiltme yapmadan geçtim. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. Devam ediyoruz. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak örmüştük. Şimdi 2 ilmek ters. 2 ilmek düz.
Tekrar 2 ilmek ters. Son olarak 1 ilmek düz. 1 ilmek düzümü ördüm. Burada sol tarafta yine sıra sonunda ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğim kaldığında sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek yaka için 10. eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptıktan sonra yine 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramı tamamladım. Dönüyorum örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde eksiltme yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin önünde sağ taraftan koltuktan 9 tane ilmek kestik. Koltuk kesimlerimizi tamamladık. Koltuktan başka ilmek eksiltmiyoruz. Sol taraftan ise yaka eksiltmelerimize devam ediyoruz. Yakadan şu anda 10. eksiltmemizi yaptık. Bu şekilde yaka eksiltmelerimize devam edelim. Yaka eksiltmelerimizi 13 eksiltmeye tamamlayalım. Yeleğimizin önünde sağ taraftan koltuk kesimlerimizi tamamlamıştık. Koltuktan başka ilmek eksiltmedim. Sol taraftan ise yaka eksiltmelerime devam ettim. Yakadan tek tek 13 tane ilmek eksilttim. Koltuktan 9 ilmek, yakadan 13 ilmek kesince şişimde 18 tane ilmeğim kaldı. Bundan sonrasını 18 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Başka eksiltme yapmayacağız. Şimdi kalan 18 tane ilmeğimizi çift lastik olarak örmeye devam edelim. Sayarken buradan koltuk kısmından itibaren, yani çift lastik örmeye başladığımız yerden itibaren sayalım. Ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. 22 diş haraşo örelim. Yeleğimizin omzunu 18 ilmekle düz olarak bitirelim. Yeleğimizin önünde koltuk ve yaka kesimlerimizi tamamladıktan sonra 18 tane ilmeğimiz kalmıştı. 18 ilmekle örgüme devam ettim. Sayarken koltuktan itibaren ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayıyoruz. Koltuktan itibaren yukarıya doğru 22 diş haraşo ördüm. Yeleğimin omzunu 18 ilmekle düz olarak bitirdim. Yeleğimizin ikinci önünde bu şekilde tamamladık. Önlerin bitmiş görüntüleri de bu şekilde görünüyor. Şimdi yeleğimizin ikinci önünde tamamladık. Arkanın yapılışına geçebiliriz. Yeleğimizin arkasını 72 ilmek olarak başladım. 72 tane ilmeğimi örgünün ön yüzünde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde lastik örerek sıra sonuna kadar gittim. Örgünün arka yüzüne döndüm. 72 tane ilmeğin hepsini ters örerek geriye geldim. Bu şekilde önlü arkalı sıraları saydım. 14 sıra lastiğimi ördüm. Lastiğimi tamamladım. Siz de yeleğinizin arkası için 72 ilmek olarak başlayın. 72 tane ilmeğinizi örgünün ön yüzünde 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde çift lastik. Örgünün arka yüzünde ters olarak 14 sıra örüp hazırlayın. Yeleğimizin arkasındaki 72 tane ilmeğimizi 14 sıra çift lastik olarak ördük. Lastiğimizi tamamladık. Şimdi örgünün ön yüzünde 72 tane ilmeğimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimizi tek tek düz olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzünde ilmekler düz olarak örülecek. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu şekilde 72 tane ilmeğimizi koltuk kısmına kadar öreceğiz. Şöyle örgümü de göstermek istiyorum sizlere. Örgünün ön yüzünde ilmekler düz olarak örülüyor. 72 tane ilmeğimizi düz örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Örgünün ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar geldim. Dönüyorum örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum örgünün kenarı sarkık durmasın diye. Diğer ilmeklerimi tek tek ters olarak örüyorum.
Örgünün arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben mis sınalı şişe geçtim. Mis sınalı şimdi 3,5 numara. Önleri ördüğüm şişler kısa olduğu için, arkada da ilmek sayısı fazla olduğu için o yüzden mis sınalı şişe geçtim. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin arkasını 72 ilmek olarak başladık. 72 tane ilmeğimizi önce 14 sıra çift lastik olarak ördük. Lastiğimizi tamamladık. Lastiğimizi tamamladıktan sonra düz örgüye geçtik. Örgünün ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Bu arada önlü, arkalı sıraları da saymayı unutmayalım. Lastikten itibaren koltuk kısmına kadar 66 sıra düz olarak öreceğiz. Şimdi yeleğimizin arkasını 72 ilmekle bu şekilde koltuk kısmına kadar örelim. Yeleğimizin arkasındaki 72 tane ilmeğimizi lastiği tamamladıktan sonra düz örgüye geçmiştik. Örgünün ön yüzünde düz örerek sıra sonuna kadar gittim. Örgünün arka yüzünde ilmeklerimi ters örerek geriye geldim. Bu şekilde örgüme devam ettim. Buradan lastikten itibaren önlü, arkalı sıraları saydım. Lastikten itibaren 66 sıra ördüm. Koltuk kısmına geldim. Şimdi koltuk kısmına gelince ilmeklerimizin hepsini 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye ve koltuk kesimlerimize başlıyoruz. Çift lastiğimize örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek tersle başlayalım. Kenardan 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 1 ilmek ters. Toplamda 5 tane ilmeğimizi ördük. 6. ilmeğimiz de ters. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için birinci eksiltmemi yaptım. Devam ediyoruz. 2 tane ilmeğimizi ters olarak örmüş olduk. Şimdi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yeniden 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerleyeceğiz. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında da sol taraftaki koltuk için eksiltmemizi yapacağız. Devam ediyorum. En son 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Yeniden 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Son olarak 2 ilmek düz. 1, 2. 2 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada sıra sonunda ilmekleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmeğimiz kaldığında sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sol taraftaki koltuk içinde birinci eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptıktan sonra bir ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde çift lastiklerimizi kurduk ve koltuklardan birinci eksiltmelerimizi yaptık. Yeleğimizin arkasında koltuk kısmına gelince ilmeklerimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye ve koltuk kesimlerimize başladık. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek tersle başladık. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 1 ilmek ters. Toplamda 5 tane ilmeğimizi ördük. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek
İkisini birlikte ters örerek koltuk için birinci eksiltmemizi yaptık. Eksiltmeden sonra ilmeklerimizi 2 ilmek düz, 2 ilmek tel şekilde çift lastik örerek geldik. Burada sol tarafta sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. 7 tane ilmeğimiz kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters örerek sol taraftaki koltuk içinde birinci eksiltmemizi yaptık. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters ördük. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamladık. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde eksiltme yok. Koltuk için eksiltmelerimizi her zaman örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzünde koltuklardan ikinci eksiltmelerimizi yapacağız. Örgünün ön yüzünde sağ taraftan her zaman 2 ilmek tersle başlıyoruz. Bunu unutmayalım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sadece 1 ilmek ters. Toplam 5 tane ilmeğimizi ördük. 6. ilmeğimiz de ters. 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptıktan sonra orta kısımdaki çift lastiğimize başlıyoruz. Şöyle örgümü göstereyim. Bakın burada birinci çift lastiğimizde bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Buradan koltuk için eksiltme yaptığımız için. Birinci çift lastik için bir ilmek düz. Sonra iki ilmek ters. İki ilmek düz. Yeniden iki ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastiklerimizi örerek ilerliyoruz. Şöyle örgümü göstereyim. Bakın ilmeklerimiz çıkmaya başladı. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan başlarken her zaman 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmek ve 7. ilmek ikisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra orta kısımdaki çift lastiklerimize başlıyoruz. Burada eksiltme yaptığımız için bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek düzle başladık. Sonra 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastiklerimizi örerek ilerliyoruz. Devam edelim. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak görmüştük. Şimdi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. Ve 1 ilmek düz. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada sol tarafta sıra sonunda ilmeklerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında sol taraftaki koltuk içinde eksiltme yapacağız demek. Sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek ikisini birlikte ters olarak ördüm. Sol taraftaki koltuk içinde ikinci eksiltmemi yaptım. Eksiltmeyi yaptıktan sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle sol tarafı da göstereyim. Burada sol tarafta sıra sonunda her zaman ilmekleri sayalım. 7 tane ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde hiçbir değişiklik yok. Örgünün arka yüzünde kalan ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Dönüyoruz örgünün ön yüzüne. Örgünün ön yüzüne döndüğümüzde koltuklardan 3. eksiltmelerimizi yapacağız. Bakın ilmeklerimiz çıktı zaten. Orta kısımdaki çift lastiklerimiz de belli. Düz ilmeklerimiz düz olarak, ters ilmeklerimiz ters olarak örmeye devam ediyoruz. İki kenardan da koltuk için ilmeklerimizi eksilterek örgümüzü örüyoruz. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters.
iki ilmek düz ve bir ilmek ters. Toplamda 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. 6. ilmeğimiz de ters. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Koltuk için 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltme yaptıktan sonra orta kısımdaki çift lastiklerimize başlıyoruz. Hemen 2 ilmek tersle başlıyoruz çift lastiğimize. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Yeniden 2 ilmek ters. Ve 2 ilmek düz. Şöyle örgümü de göstereyim. Bakın ilmeklerimiz çıktı. Örgümüzü bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Sağ taraftan 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için tek tek eksiltmelerimizi yapacağız. Önemli olan şu. Kenarlardaki 6'şar tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam ediyoruz. Aynı önlerde olduğu gibi. Kenarlarda sanki 6'şar ilmekle bant varmış gibi görünecek. Koltuk için burada orta kısımdaki çift lastiklerden tek tek ilmek eksilterek örgümüzü örüyoruz. Bakın şu anda örgümüz de bu şekilde görünüyor. Devam edelim. En son 2 tane ilmeğimizi düz olarak görmüştük. Şimdi 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. Yeniden 2 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters. Burada sol tarafta sıra sonunda yine ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tane ilmek kaldığında sol taraftaki koltuk içinde eksiltme yapacağız demek. Sıra sonundan 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters olarak ördüm. Sol taraftaki koltuk içinde 3. eksiltmemi yaptım. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz. Ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle sol taraftaki koltuğumu da göstereyim. Sol taraftaki koltukta bakın bu şekilde görünüyor. Önemli olan şu. Şu kenardaki 6 tane çift lastiğimizi bozmadan devam ediyoruz. Burada sıra sonunda 7 tane ilmek kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Dönüyoruz örgünün arka yüzüne. Örgünün arka yüzüne döndüğümüzde her zamanki gibi ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde ters örerek sıra sonuna kadar gidelim. Sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin arkasında koltuk kısmına gelince ilmeklerimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye ve koltuk kesimlerimize başladık. Örgünün ön yüzünden sağ taraftan 2 ilmek tersle başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 1 ilmek ters. Toplamda 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. Sonra 6. ilmek ve 7. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra orta kısımdaki çift lastiklerimizi örerek sıra sonuna doğru ilerliyoruz. Sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalana kadar. 7 tane ilmeğimiz kaldığında 7. ilmek ve 6. ilmek. İkisini birlikte ters örerek koltuk için eksiltmemizi yapıyoruz. Eksiltmeden sonra 1 ilmek daha ters. Sonra 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzüne dönüyoruz. İlmeklerimizi ters örerek geriye geliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam edelim. Önemli olan şu. Kenarlardaki 6'şer tane çift lastiğimizi hiç bozmadan devam edelim. Sanki kenarlarda 6'şer ilmekle bant varmış gibi görünsün. Eksiltmelerimize bu şekilde devam edeceğiz. Koltuklardan 5'er tane ilmek eksilteceğiz. Şimdi bu şekilde koltuk eksiltmelerimize devam edelim. Koltuktan şu ana kadar 3'er tane ilmek eksilttik. Koltuk eksiltmelerimizi 5'er eksiltmeye tamamlayalım. Yeleğimizin arkasında koltuk kesimlerime devam ettim. Koltuklardan 5'er tane ilmek eksilttim. Koltuk kesimlerimi tamamladım. Koltuklardan 5'er tane ilmek eksiltince şişimde de 62 tane ilmeğim kaldı.
Bundan sonrasını 62 ilmekle örmeye devam edeceğiz. Başka eksiltme yapmayacağız. Kalan 62 tane ilmeğimizi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik olarak örmeye devam edelim. Sayarken buradan koltuktan itibaren çift lastik örmeye başladığımız yerden itibaren ters örgülerdeki haraşonun dişlerini sayalım. Koltuktan itibaren yukarıya doğru 22 diş haraşo örelim. Yeleğimizin arkasını 62 ilmekle düz olarak bitirelim. Yeleğimizin arkasında koltukları kestikten sonra 62 tane ilmeğimiz kalmıştı. Kalan 62 tane ilmeğimi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde çift lastik örerek örgüme devam ettim. Sayarken buradan koltuktan itibaren çift lastik örmeye başladığım yerden itibaren ters örgülerdeki haraşonun dişlerini saydım. Koltuktan itibaren yukarıya doğru 22 diş haraşo ördüm. Yeleğimin arkasını 62 ilmekle düz olarak bitirdim. Yeleğimizin arkasının bitmiş görüntüsü de bu şekilde görünüyor. Şimdi yeleğimizi dikmek için arkayı masanın üzerine koydum. Örgün ön yüzü üste kalacak şekilde. Önü de getirdim. Onun üzerine kapatıyorum. Önce buradan omuzlarımızı dikeceğiz. Arka omuz bitirdiğimiz son sıra birinci ilmeğe iğnemi taktım. Ön omuz bitirdiğim son sıra birinci ilmeğe iğnemi taktım. Önce şöyle ipimi sabitliyorum. Sonra örgüleri yan yana koydum. Arka omuz ikinci ilmek, ön omuz ikinci ilmek. Arka omuz üçüncü ilmek, ön omuz üçüncü ilmek. Tekrar arka omuz dördüncü ilmek, ön omuz dördüncü ilmek. Her ilmeği birbirine dikiyoruz, hiç ilmek atlamıyoruz. Arka omuz sıradaki ilmek, ön omuz sıradaki ilmek. Yeleğimizin omuzlarını bu şekilde ilmek ilmeğe birbirine dikelim. Yeleğimizin yanlarını dikmek için de yine arkayı masanın üzerine koyduk. Örgünün ön yüzü üste kalacak şekilde. Önü de getirdim. Onun üzerine kapatıyorum. Buradan koltuk kısmından çift lastik olarak örmeye başlamıştık. Ön koltuk altından çift lastik örmeye başladığım yerden iğnemi taktım. Arka çift lastik örmeye başladığım yerden iğnemi taktım. Önce ipimi buraya sabitliyorum. Tam çift lastik örmeye başladığımız yerden de dikmeye başlıyoruz. Arka ve önü üst üste koyduk. Buradan koltuk altından aşağıya doğru dikeceğiz. Şu fazlalık ipimizi dikişin arasına saklayalım. O da görünmesin. İpimizi sağ tarafından geriden batalım. Sol tarafından ileriden çıkalım. İpimi de şöyle saklıyorum. Görünmesin diye. Tekrar ipimin sağ tarafından geriden batıyorum. Sol tarafından ileriden çıkıyorum. Yeniden ipimizin sağ tarafından geriden batıyoruz. Sol tarafından ileriden çıkıyoruz. Koltuk altından dikmeye başladık. Aşağıya başlangıç noktasına kadar dikeceğiz. Yeniden ipimin sağ tarafından geriden batıyorum. Sol tarafından ileriden çıktım. Tekrar ipimin sağ tarafından geriden battım. Sol tarafından ileriden çıktım. Buradan koltuk altından dikmeye başladık. Aşağıya başlangıç noktasına kadar yeleğimizin yanlarını da dikelim. Yeleğimizin omuzlarını ve yanlarını diktikten sonra düğmelerini de diktim. Şöyle cep kapaklarının üzerine de süslemek amaçlı birer tane düğme diktim. Yeleğimi bu şekilde tamamladım. Bu yeleğimiz 6 aylık bebeklere rahatlıkla olabilecek bir yelek oldu. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.